Abdurrahman Dilipak Meydan kimlere kaldı? Öfke patlaması bombadan daha tehlikeli bir şeydir. Bomba bir kere patlar. Öfke patlamaya başladı mı onu durdurmak, ondan korunmak zordur. Öfke bazen döner sahibini de vurur. Öfkeyle kalkan zararla oturur genellikle. Onun için aklı selime davet eder Allah ve insana öfkeni yutlar. Öfke ve aşk akrabadır. İkisi de aklı zail eder, bana kalırsa aklı zahil eden şeylerden uzak durmak gerekir. Samemi ne Sizin patroitler çalışmadı galiba. İki üstünüz füzeyle vuruldu. İran'ın iddiasına göre 80 ölü var. Sahi İran üstteki zayiatı nasıl bildi? NATO yaralı da yok diyor. ABD can kaybı olmadığını açıkladı. Füzelerin İran, Irak ve Suriye içindeki Hizbullah kamplarından fırlatıldığı iddiaları var. Önemli uyarı. Savaşlarda ilk gerçekler vurulur ve ilk ölen de gerçek olur. Çünkü genellikle iki tarafta önce gerçeği hedef alır. Tabii her iki tarafta savaş istemiyor, şiddetten uzak durmaya çalışıyor. Hep karşı taraf tahrik ediyor. İki tarafta bu tahrikler karşısında sessiz kalmayacaklarını söylüyor. İran öfkesinin, ABD gücünün ve kibrinin kölesi olma meyilinde. Trump, dünyanın en güçlü ordusu bizim ordumuz diye övünüyor. İran çok önemli bir komutanı kaybetti. Bu çok önemli kişinin kendine bağlı özel kuvvetleri var. Bu kuvvetler bugüne kadar birçok özel ve önemli derin operasyona imza attılar. Özel kuvvetler İran'da özel bir yapıya sahip. İran'ın görünen devleti tek başına bu intikam hesaplaşmasını neticelendirmeye güç yetiremeyebilir. Hele intikamı alınacak kişi bu işin başıysa. ABD bu saldırıları karşılıksız bırakırsa iki kez yenilmiş sayılacak. Bir, çok güvendiği hava güvenlik sistemi bir işe yaramadı. İki ve bunun sonucu olarak da isabet aldı, can ve mal kaybına uğradı. Hemen bir cevap da veremedi. Eğer yolcu uçağının düşmesi ABD'nin bir planı değilse bu iş sonunda döner ABD'yi vurur. Saldıran kimse askeri bir hedef değil sivil bir hedefi seçmiş olur ki bu onların itibarı açısından pahalıya gelir. İran'da intikam almak için misliyle mukabelede bulunarak sivil hedeflere saldırabilir. Aslında bu durum Tanrı'yı kıyamete zorlamak isteyen evangelistlerle Mescid-i Aksa'ya saldırmak için bölgede krizin derinleşmesini isteyen Siyonistler için önemli bir fırsat sunuyor. Eğer İsrail krizi daha derinleştirmek için doğrudan İran ya da Lübnan'daki Hizbullah karargahını hedef seçerse daha şimdiden savaş 3 bölgede 3 ülkeye yayılmış olacak.'' 1. cephe İran ABD cephesi. ABD bölgede her yerde var. Okyanusta, Körfez'de, Irak'ta, Suriye'de, Katar'da, Kuveyt'te, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Umman'da, Suudi Arabistan'da ve Türkiye'de. 2. cephe İsrail, Lübnan ve Suriye Hizbullahı ve 3. cephe Yemen'deki Husiler ve Suudi Arabistan. Suudi Arabistan savaşa girecekse İran'ın hedefinde Birleşik Arap Emirlikleri de olacaktır ve Suudi Arabistan doğrudan İran'ı da hedef alacaktır. Yine İsrail'in hedefinde aynı zamanda İran'da olacaktır. Tabi İran Afganistan üzerinden de ABD tehdidi altında olacaktır. Pakistan böyle bir çatışmada taraf olma konusunda isteksiz olduğunu açıkladı. ABD, İsrail ve İran 6. kol faaliyetleri çerçevesinde belli nokta hedeflere ve kişilere yönelik operasyonlar düzenleyebilirler. Ya da bulanık suda balık avlamak isteyen ülke ve örgütler için de bu anlamda önemli bir fırsat doğmuş durumda. Bu gerilim bölgede ve çatışmaya doğrudan ya da dolaylı olarak katılan taraf ülkelerde ayrıca kendi içlerinde siyasi hesaplaşmaya malzeme yapılabilir. Mesela Trump'tan kurtulmak isteyenler bu süreci fırsat bilebilirler. İsrail ve Suudi Arabistan'da, Irak ya da Suriye'de, İran'da iç karışıklıklar yaşanabilir. Bu siyasi stres Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurabilir mesela. Birleşik Arap Emirlikleri dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olabilir. Irak'taki gelişmelere dikkatle izlemek gerekir. Irak üçe bölünebilir ve bölgede kutsal bir Şii imamet devleti doğabilir. Bu Şiilerin kendi içinde, Kürtlerin kendi içinde yeni bir çatışma zemini oluşturabilir. Suriye'de her şey mümkün. Ve tabi süreçte Türkiye'ye çok önemli görevler düşüyor. Aslında krizler pahalı bir ders olmasının yönünde bazı şeyleri yeniden tanzim etmek için bir fırsattır da. Kapalı damarları açan bir şok gibi yıkıcı bir etkisi yanında yol açıcı bir özelliği de içinde barındırır. Burada önemli olan krizi yönetme becerisi. Krizin cini kendini yönetene itaat eder. Kriz keskin sirke gibidir. Çoğu zaman küpüne zarar verir krize yokuş aşağı koşar gibi girenler her şey yolundaymış gibi gözükse de sonunda kendileri doğurdukları krizin kurbanı da olabilirler. Bir şeyi nasıl bitireceğinizi, nerede ne zaman bitireceğinizi bilmiyorsanız o öfke sarhoşluğu sizi kendi vadisine sürükler ve kazandıklarınızla birlikte sizi de tüketir. Hitler kendini böyle bitirdi. Osmanlı'nın son döneminde iddia terakki kendini ve devletini böyle bitirdi. Dünyanın şu haline bakar mısınız? Dünya kimin eline kaldı? Bu durum tam anlamıyla bir kaht rical dönemine işaret ediyor. Pek azı müstesna ehliyet, erdem ve liyakattan yoksun insanlar. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi ile tüm dünyada durum büyük ölçüde aynı. Halk da aynı durumda. Aslında tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Halk siyasetin arka bahçesi STK'lar, sahibinin sesi, Parayı verenin öttürdüğü düdük hükmünde bir medya, hikmetten yoksun, Ebu Cehil ve Belam kılıklı, kitap yüklü eşek kılıklı akademya, adalet yoksunu yargı esnafı ya da teknisyeni, selam versen rüşvet değil diye almayacak olan bürokrasi, siyasetin gölgesine sığınan seküler kutsal misyoneri, din pazarlamacısı ruhpan sınıfı, Doymak bilmeyen, helal haram ayırt etmeyen, iştihasıyla yamyamış adamlarının elinde oyuncak olan bir halk var bugün dünyada. Demokrasi mi? O kocaman bir yalandı. Thatcher'ın ifadesiyle halk diye bir yok ki, o da nereden çıktı? Onları üretirsiniz, atomize eder, blokları ayırır, birbirine karşı kışkırtır, nötralize eder, sonra insanları neye inanacaklarını bilmez hale getirirsiniz siesta, fiesta, futbollu oyalar, tüketim mabedine dönen AVM'ler büyük bir iştaha ile kazandıkları paraları ellerinden alır, bir yandan onları eğlendirir, oyalarsınız. Sonra tekrar daha fazla alışveriş yapmak için çalışsınlar diye iş yerlerine gönderirsiniz. İcabında savaşırlar da, ölürler, öldürülürler, onun için biraz hamaset, biraz seküler ideolojinin inanç soslu kutsalları uğruna her şeylerini feda edebilirler. Bu üçlemeyi Fado Fiesta Futbol ya da Fado Futbol Fatima olarak formüle edenler de var. Halkı uyuşturmak için diktatörlerin üçlü bir formül bu. Franco'nun buluşu gibi aktarılsa da aslında Fado Portekizli politikacı, Salazar Salazar'in ülkesindeki müzik bağımlılığını ifade eder. Aslında bütün diktatörler birbirine benzer. Fado müziği, fiesta eğlenceyi ifade eder. Futbolsa kendi başlı başına insanları uyutmak için icat edilmiş kocaman bir beşik sanki. Fatima ise Vatikan'ı ifade eder. Portekiz'in Fatima kasabasında yaşayan üç çoban çocuğun koyunlarını otlatırken Hazreti Meryem'i gördüğünü söylemesinin üzerine kutsal bir mitoloji üretildi. Vatikan bu çocukların geleceğe ilişkin söyledikleri üç kihaneti sır olarak saklar. 2017'de Fatima olayının yaşandığı 13 Mayıs 1917'nin 100. yıl dönümünde Papa Francis de Portekiz'de bulunan haç bölgesi kabul edilen yeri ziyaret etti ve iki çoban çocuğu Jacinta ve Francisco Marto kardeşleri aziz ilan etti. Yeryüzünde ilahlık ve rablik taslayan, insanların üzerine hüküm koymak ve onları heva ve hevesleri uğruna terbiye etmek isteyen bir sürü adam var. Amana Din ve devlet büyüklerinizi, kanaat önderlerinizi, yaşam koçlarınızı, bu da yeni çıktı, ideolojik ve politik önderlerinizi ilah ve Rab edinmeyin. Onları idol, put edinmeyin. Sakın ola aklınızı kiraya vermeyin. Dikkat edelim, şeytan bizi Allah'a aldatmasın. Zalimlere yardım etmeyin, sonra ateş size de dokunur denmiştir. Cahillik etmeyelim. Zalimler karşısında sessiz kalmayalım. Adil şahitler olalım, hakkın rızasını esas alalım yüzümüzü ona dönelim inşallah. Kim bilir bize şer gibi gelen bu olaylarda Allah bizim için hayır murat etmiştir. Ve hatırlayalım. Karanlığın en koyu anı aydınlığa en yakın olduğu zamandır. Sabır, selam ve duayla